burası önemli. Ben demin dedim ki bilimin de sanatın da dinin de objesi evet. aynı varlıktır. Örneğini de verdik. Yıldız, güneş, su. Ne derseniz deyin. Ağaç, gece, gündüz. Bilime de konudur, dine de konudur, sanata da konudur. Her birisi onun bir başka tarafına bakar. Evet. İzah etmeye çalıştık. Şimdi din dediğimiz hadise nedir? Tabii dini çok dar anlamda aktarınca bazı şeyler var. Bir de anlayış meselesi. Efendim izin verirseniz şu meseleyi bir özetleyelim. Şimdi Murat Bey, demin dedi ki Kur'an-ı Kerim okuyoruz biz. Ama Kur'an-ı Kerim bize bir şeyler okuyor dedik ya. Esas okuyucu o. Bizi okuyor, geçmişi okuyor, geleceği okuyor, dünyayı, ahireti, insanlarla ilişkiyi. Bir sürü şey okuyor bize yani. Esas okuyucu o. Bunu söyledik. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim bize neyi anlatıyor? Allah'la irtibatımızı, varlıkla irtibatımızı nasıl anlatıyor? Diyor ki bir yaratıcı var. O yaratıcı bir evren yarattı. Muhteşem bir cennet. Sularıyla... Çok affedersiniz. Bir grup misafirlerimiz sahura gidiyorlar. Değil mi? Buyurun. Tamam. Tamam. Nasıl affedersiniz arkadaşlar? Azalık. Tamam. Özür dilerim. Estağfurullah. Buyursunlar. Sonra parti parti şey yapılacak. Bu, efendime söyleyeyim, yaşamış olduğunuz alemi ve sizi yaratan bir kudret var. Din bu. Erhan Bey, böyle dini dar anlamda, pardon, evet, Bey, efendim. Dini öyle dar anlamda birkaç şeyle sınırlamak değil. Din bir yaşam. Şurada biraz sonra şey yapacaksınız, şunun adını okuyun lütfen. Mabetten hayata, evet. Mabetten hayata. Bunu tanıtacağız efendim. Örneğin sonra onu şey yapın lütfen. Şimdi diyor ki bizi anlatıyor. Bir yaratıcı var. Bu varlık kendi kendine olmadı. Bu alem kendi kendine oluşmadı. Siz kendi kendinize var olmadınız. Bir yaratıcıyla isteseniz de istemeseniz de ontolojik bir ilişkiniz var. Bir var eden var, yaratan var. Bir de siz ve var edilen her şey. Dolayısıyla bu ontolojik ilişki irade değildir. İsteğe bağlı değildir. Bu bir realitedir. İkincisi ahlaki ilişkidir Allah'la. Onun verdiği nimetlere şükretmek, efendim işte nimetlerin farkında olmak. Bu ahlaki ilişkidir. Burada insanlar farklı şey çizebilir. Davranışa girebilirler. Ama birincisi bu ontolojik yaratan yaratılan ilişkisi itibariyle herkes eşit derecede Allah'la zorunlu yaratıcı kudrette zorunlu ilişki içindedir. Bunun kabul edip reddetme sonucu değiştirmez. Bu neye benzer? İşte benim annem yok, babam yok, ben kendi kendime doğdum gibi bir şey. Peki bu ilişkiyi nasıl anlatıyor? Diyor ki bu cennette biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. Şimdi yaşadığımız evreni tasvir ediyor. Kur'an-ı Kerim'in özet olarak ayetlerini topladım. Onlardan çıkarıyorum bunu. Bu köşkün, bu sarayın sahibi sizden bir şey istemiyor. Bu sarayda her şey, var olan bütün varlık katmanları size hizmet ediyor. Bakın, burası önemli. İbn-i Sina'nın varlık kategorisi, mertebeleri şeyi vardır bilirsiniz. Der ki, cemadat alemi, cansızlar alemi. Sonra onun üstünde nebatat alemi. Onun üstünde hayvanat var, sonra insan var. Bakın İbn-i Sina, bunlar böyle şey insanlar değil. Efendim diyor ki, cemada taş, toprak, bunlar cansız varlık ama kendileri bir üst şeye, üst katmana, bir bitki grubuna hizmet ediyor. Eğer o dağ taş olmasa, toprak olmasa bitki yetişmeyecek. Bakınız. Yalnız o şeye de alınmıştı, o dörtlü tasnif. Tabii bunun şeyleri farklı şeyleri de olabilir. Ama ondan yani sonra ben Abede Samede. Evet, şeyine evet. Gelmiş, tabii saçmalıklar haline de gelmiş. O tarafları olabilir ama evet. Benim esas Kur'an'a uygun tarafından almak istediğim şey nokta şurası. Şimdi diyor ki cemadat, cansız grup bir canlı grup bitkiler üretti. Bitkiler ne yaptı? Bitkiler de bir üst gruba hizmet etti. Hayvanlara. Efendim inek ot yedi, süt verdi. Arı çiçekten bala, çiçek esaresi aldı, bal verdi. Peki o ne oluyor? Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra efendime söyleyeyim, hayvanlar alemi de bitiyor. Bütün bunlar nereye hizmet ediyor sonuçta? İnsana. Yani çiçeği de, efendim canlıyı da, cansız da, hayvanlar da, efendim her şeyiyle son tüketici nedir?
tüketici varlık insandır. Şimdi diyor ki sizin bütün varlık bunu yaparken, arı bal yaparken, inek ottan süt yaparken sizin yapmanız gereken nedir bu alemde? Bu soruya cevap ver. Diyor ki bu alemde benim için yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü benim sizi var eden, size ihtiyacım yok. Yapmanız gereken sadece farkındalık. Bu farkındalık da Allah'a metni sena etmek için değil, kendinizin değerini anlamak için. Sübhaneke bu demektir. Seni tenzih edemem ben demektir. Yani ona gücüm yetmez demektir. Ancak şükran duygusu. Namaz, oruç diye bütün ibadetler hep bu şükran duygusunun efendim ifade biçimleridir. Ondan sonra bu evrene siz de bir katta bulunacaksınız diyor. Bu halife meselesi. Halife evrene, Allah'ın halifesi olarak anlatıyor yani. Yeryüzünün halifesi daha doğrusu. Evrene, bu varlık alemine bir katkıda bulunacak. Muhammed İkbal diyor ki, bu katkıyı şöyle anlatıyor. Ey Yüce Rabbim, sen dağı, taşı, toprağı yarattın. Ben onu yol yaptım, bağ, bahçe yaptım. Katkın bu. Sen kili yarattın. Ben ondan kaseler yaptım, çanak çömlek yaptım. Sen geceyi yarattın, ben ışığı buldum. Bakın yaratıcı faaliyete katılmak. İnsan olmanın şeyiydi bu. Yani biz arılar kadar, efendim sütünü içtiğimiz varlıklar kadar bir şey yapmayacak mıyız bu evrene? Yani din deyince ne anlıyor insanlar ben anlamıyorum. Sonuç itibariyle iki görevimiz vardı. Birisi halife, katılım. Halife bu demektir. Yeryüzünü imal etmek, varlığa katma değerde bulunmak. Ötekisi de kulluk, yani farkındalık. Şimdi insanın değerini biz sadece tek boyuta indirdik ve kul olarak sunduk insanı. Kul. Halbuki insan kul artı halife. Halife ile onun gücünü, yapabileceklerini, ihtişamını görürüz. Kul sıfatıyla da sınırlarını, efendim, mahdut imkanlarını görürüz. Eğer